Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün epey uzun bir aradan sonra otomobil içerisinden bir video yapıyorum. Yeni otomobilimle beraberiz ve 100 bin liradan aşağı yukarı 1 milyona kadar bu seriyi yapıp bitirmeyi düşünüyorum bu hafta. Çünkü otomobil fiyatları tekrar oynaklaşmaya başladı, yukarı yönde gitmeye başladı. O yüzden şu dönem bence otomobil alacak olan kişiler için otomobil alma anlamında hem talebin arttığı hem de mantıklı olan bir dönem açıkçası. Bu ilk videoda 100 bin liraya alınabilecek otomobillerden bahsedeceğim size. 100 bin lira evet bir otomobil için çok yeterli bir para değil. Hatta 200 bin lira da yeterli bir para değil. Fakat bu süreçte 100 bin liraya otomobil bakan da çok fazla takipçimiz, izleyenimiz var. O zaman 100 bin liraya neler alınabilir ondan bahsedelim. İlk başta 100 bin lira dediğim rakam 80 bin lirayla 130 bin lira arasında bir rakamdır. Bu aralıkta baktım çünkü 100 binin tam altında çok fazla bir seçenek maalesef ki yok. Bu fiyatın altına kesinlikle ve kesinlikle boya, kilometre, değişen takıntım yok. Çünkü buna takılırsanız bu fiyatın altına otomobil alamazsınız arkadaşlar. Şase ve direklerde oynama olmasın yeterli diyebileceğimiz bir meblağdır bu meblağ. Onun dışındaki tüm ekstra istekleriniz size olumsuz olarak dönecektir. Fiyatlar yukarı doğru çıktığında bulduğunuz otomobilleri de arar olacaksınızdır. O yüzden bu konu önemli. Yine bu fiyat aralığına bakacağımız ve benim size bahsedeceğim kendi şahsıma ait olan listedeki otomobillerin tamamı için söylüyorum veya sizin alacağınız diğer otomobiller için söylüyorum bunu. Alacağınız tüm araçlar kesinlikle ve kesinlikle bakım gerektirecektir. O yüzden bu fiyat bandına alacağınız araçlar için aşağı yukarı ortalama 10 bin lira civarında bir meblağ bir köşeye ayırırsanız sizin için sağlıklı bir alışveriş olur. Bu anonsları yaptıktan sonra şimdi başlayabilirim. İlk bahsedeceğim araçlar Fiat grubundan olan araçlar. Tempra, Tipo ve Uno satın alabilirsiniz. Tempra'nın 1.6 versiyonu uygundur. Tipo'da ise 1.4'ün daha temizini bulursunuz. Fakat 1.6 bulursanız 1.6 da alınır. Uno'da ise mümkün mertebe ben 1.4 yine tavsiye ederim. 1.1'leri de var onların. Onları da bulabiliyorsunuz ama ben 1.4 tavsiye ederim. Bulursanız çok daha iyi olur. Daha uzun süreli binebileceğiniz, daha parçası çok bir otomobil almış olursunuz. Bu bahsettiğim 3 otomobilde de çokça fazla trim sesi yaşayacaksınız aldıktan sonra. Özellikle konsol kısmı tamamıyla çukurlarda yerinden oynayacak. Konsol kısmı çatlamış ve güneşten ciddi manada etkilenmiş olacak. Kapı kilitleri oldukça yaygın kronik problemlerdir. Bununla beraber şanzıman muhtemelen vitese biraz zor geçecektir. Burada aslında bakım istediğini öngörebiliriz ama yapacak bir şey yok. Bu yaştan sonra alacağınız birçok otomobilde bu var ve bu otomobilde biraz daha fazla, bu otomobillerde biraz daha fazla olacak. Alt takımı muhtemelen elden geçirmek zorunda kalacaksınız ve otomobilin bazı yerlerindeki contaları yenilemeniz gerekebilecek arkadaşlar. O yüzden alırken bunlara dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Parça bulunurluğu hayli düşmüş olsa da bu fiyat bandına nispeten düşük kilometreli bir Ford Ka bulmanız pek mümkün. 1.3 motoru evet çok güçlü değil fakat biraz böyle ikonik, farklı, güzel duran bir otomobil. En azından uygun fiyatta olsa da ilgileri üzerine çekebilecek ve sizin de keyifle binebileceğiniz, kendinizi iyi hissedeceğiniz otomobillerden bir tanesidir Ford Ka. Yaşa bağlı birçok eksiği olsa da işte sürüş keyfi için, az yakıt tüketimi için ve güzel görünümü için. Kimisi için güzel değil ama bana göre güzel bir görünümü var o otomobilin. En azından farklı bir görünümü var. Tercih edilebilir. Bu otomobilin en büyük avantajı 100-150 bin kilometre bandına bulunabiliyor olması. Ford grubunda diğer bir seçenek Ford Escort. Escort'un 1.6'ları var, 1.8'leri var. Ben ekseri 1.6'larını tavsiye ederim. Parça bulunurluğu da daha iyidir her zaman. Bu otomobil uzun yolda yola muhteşem tutunmasıyla ünlü bir otomobildir. Fakat alacağınız araç eğer bakımsızsa ne yola tutunmasını ne iç trim malzemesinin kalitesini gözünüz görmeyecektir. O yüzden Escort bakarken çokça fazla dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ülkenin kanayan yaralarından bir tanesidir Escortlar. Bu otomobilde yaşa bağlı tabii ki iç trim malzemesinde eskimeler, kaportada sıkıntılar, özellikle motor tarafında rölanti problemleri yaşayacaksınız. Bununla beraber bir de fren tertibatına iyi baktırmanız gerekiyor. Fren tertibatı Escort'larda kronik bir problemdir. Yumurta kasa diye tabir edilen Hyundai Accent'lerden satın alabilirsiniz. 1.3 ve 1.5 olarak satılır. 1.3'lerin performansı zayıftır. Fakat 1.3 bize daha temiz bir otomobil alma yolunu açan motor seçeneğidir. Performansının zayıf olmasıyla ünlü olduğu için daha çok 1.5'ler tercih edilir. Biz de daha temiz 1.3'ler bu fiyata alma fırsatı bulmuş oluruz. Eğer performansla çok işiniz yoksa 1.5'in de performansı tabii günümüze göre ahım şahım değil ama binip gazına bastığınız zaman ya 1.5 gerçekten güzelmiş dedirtecek bir performansı var. Zaten ikisinin kanalda videosu da mevcut. Ekseri
1.3 bulursunuz ama bulabiliyorsanız kesinlikle ilk önceliğiniz 1.5 olsun. Mekanikte çok bir problem açmaz. İç trim sesi, torpido çatlaması ve ufak tefek elektrik tesisatı, kablo eskimesi gibi problemler yaşatabilir. Onun dışında listenin en sorunsuz otomobillerinden bir tanesidir. Lada Samara satın alabilirsiniz. Oldukça eski bir otomobil olmasına rağmen rul sağlamlığı sayesinde araç hala yollarda ve taş gibi gidebiliyor. Lada Samara'da da dikkat etmeniz gereken şeyler, onun zaten kroniği çok fazla değildir. İşte debriyaj teli kopar. Trim aksamında şapka kısmı ayrıdır. Buradaki sinyal silecek kolları çok zayıftır fakat çok ucuzdur. Kırılınca kendiniz birine yerileyebilirsiniz. Konsol kısmı çok trim sesi çıkartır. Süspansiyonları taş gibi serttir. Ama bu yaşına rağmen size hizmet edebilecek bir otomobildir. LPG takmış olmanız da bu hizmeti olumsuz bir şekilde etkilemez arkadaşlar. Lada Samara güzel bir seçenek. Bizde de kanalda bir tek kapısının videosu vardı. Özellikle öyle tek kapı bir Samara bulursanız yine ikonik bir otomobil almış olursunuz. Bu paraya eski de olsa farklı görünen bir otomobile sahip olmuş olursunuz. Lada grubunun favori diğer modeli Lada Vega satın alınabilir. 1.5 ve 1.6 motoru vardır. İkisi de satın alınır. Samara'nın model yılı eskidir. Vega'nın kilometresi yüksektir. Samara tarz olarak biraz daha Türk insanına bana göre hitap eder. Fakat eskidir. Vega'da temizi bulunabiliyorsa içeride işte yine konsolda Samara ile aynı trim problemleri ve ucuzluğu vardır. Fakat koltuk döşemeleri eskimez, kapıları kolay kolay eskimez. Çok ciddi problemler açmaz. Alırsınız, binersiniz. İster yük yükleyin, ister başka bir şey yapın. Sizi memnun edebilecek bir otomobildir. Vega'da tavsiye ederim. Nispeten temiz bir Astra F bu paralara satın alınabilir. Astra F'in öne çıkan tarafı güzel yol tutuyor olması. Özellikle hatchback versiyonunu alırsanız sizi çokça fazla memnun eder. En nihayetinde bir Alman otomobili olması. Bu otomobilin de farklı motor seçenekleri var. 1.4'ü var, 1.6 var. Tabii daha farklı motor seçenekleri de var ama ülkemizde ekseri bu iki motor seçeneği yaygın kullanılmaktadır. Zamanla belirsiz hale gelen vites yolları, torpido çatlaması, 90'lı yılların kroniklerinden çok parçalı torpido kullanıyorlardı. Tamamında bu torpidoda aşırı derecede trim sesi ve çatlama kırılma problemi oluyor. Tabii en nihayetinde güneşli yollarda, güneşli yerlerde 20 sene, 25 sene kalan otomobillerden bahsediyoruz. Bu tür problemleri olacaktır. LPG'de yeni Opel'ler kadar çok problem açmasa da yine de problem potansiyeli olan bir otomobildir. Fakat bu fiyata tavsiye ederim. Kronik conta problemi, motor tarafında düzensiz çalışma problemleri olabilir ama Opel ustaları bunları halledebilecek seviyede şu an. O yüzden Opel Astra F satın alınabilir. Ama tabii alacağınız Astra F böyle cincik gibi olmayacak arkadaşlar. Bol güneş yanıklı ve ufak tefek problemleri olan bir Astra F almak zorunda kalacaksınız. Corsa B alınabilir. Özellikle 1.2 ve 1.4 versiyonu tavsiye ederim. Bu otomobilin kronik problemleri de yine az önce saydığım Astra F ile tamamıyla aynıdır. Buna da memnun şekilde binebilirsiniz. Sadece biraz daha serttir bu otomobil. Renault 9 Broadway yani Broadway satın alabilirsiniz. Broadway'in 90'lı yılların başında üretilen ve Türkiye'ye gönderilen o ilk versiyonu satın alınırsa temiz bir otomobil alma ihtimaliniz var. 90'lı yılların ortasında gelen Broadway'lerde biraz daha yıpranmış. 90'lı yılların sonunda gelen Broadway'lerde de daha fazla yıpranmış bir Broadway alma durumunuz olabilir arkadaşlar. 130-140 bantlarına özellikle son nesil bir Broadway'in temizi bulunursa çok memnun şekilde binilir. En azından her yerde parçası olan Anadolu'nun dağ keçisini almış olursunuz. Europa bu paralara satın alınabilir. Fakat alacağınız Europa o kadar da temiz bir Europa olmayacaktır. Bir nebze temiz bir Europa almak istiyorsanız X-Series'i ben 1.4 motorunu tavsiye ederim Europa'ların. Hidrolik direksiyon ve klimalı versiyonlarını da alma ihtimaliniz olduğu için ve biraz daha modern gözüktüğü için bana göre Broadway'den daha da yani Broadway'den daha da mantıklı bir otomobildir. Tofaş Kuş serisi ilginiz varsa bu limitte yine Kuş serisi de satın alınabilir ama ben tavsiye eder miyim? Yani şimdi bakıyorum abi Lada Samara, Broadway gibi otomobilleri tavsiye ettik. Kuş serisine karşı bir önyargı var ama bu otomobiller güvenlik anlamıyla tamamıyla birbiriyle aynı. O yüzden Kuş serisi de tavsiye ederim. Zaten tavsiye etmesem de çok bir şey değişmeyecek. Çünkü alabileceğiniz çok çeşitli otomobiller yok. Mecbur bunlardan bir tanesini satın alacaksınız. Dostlar bir de bazen böyle arkadaşlarımız yorum yazıyor. Şu arabayı unutmuşsun, bu arabayı unutmuşsun diye. Bu listede unutulan otomobil yok. Çünkü bu benim listem. Fakat senin bahsetmek istediğin bir otomobil varsa ya bak şu otomobil de güzel dersen bu videonun izleyenlerine yardımcı olabilmek adına videonun altına yorum bırakabilirsin. Bu bizim için güzel bir şey olur ve hep beraber yardımlaşmış oluruz. Bana göre 100 bin liranın altına alınacak otomobillerin tamamı çöp olmalıydı. Fakat olmadılar ve trafikte geziyorlar ve TÜVTÜRK gibi saçma sapan bir muayene sisteminden hala da geçebiliyorlar. Çünkü 4 tane lastikleri var. Ama yapabilecek bir şey yok. Her zaman şunu söylüyorum. Allah sana
benden çok daha iyisini nasip etsin versin. Ama bugünkü şartlar böyle, yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Bu fiyatlara otomobili bakıyorsan sana en güzelini nasip etsin ama ne yapalım, yapacak başka hiçbir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Param yok, çocuklardan mendil de alamadık. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı, ha bir de videoları paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.